İsmail Kür'ün şüpheli ölümüyle devam edeceğiz yayınımızı ama Esra'nın Mahir beni dolandırdı, eski sevgilim beni dolandırdı iddiası ile ilgili olarak biz bütün iddiaları gündeme getirdik. Az önce Esra ile konuştuk. Esra diğer kadınların da korkmaması gerektiğini söyledi. Bütün gerçekler, bütün iddialar, bütün taraflar konuştu. Daha doğrusu gerçeklerin ortaya çıkmak gibi bir huyu var. Biz belli bir çerçevede konuşmaya çalıştık. Çok telefonla yayına bağlanan oldu. Ama siz gidip İstanbul Emniyeti şu anda bir soruşturma yürütüyor. Gidip orada şikayetçi olmazsanız devamı gelmeyecek. Belki de eğer iddialarınız doğruysa Mahir başka kadınları dolandırmaya devam edecek. Eğer iddialar doğruysa. Örneğin bir hanımefendi işte 150 bin liramı geri verirse, 23 yaşındaki hanımefendi 150 bin liramı geri verirse şikayetçi olmayacağım demişti. Şu saate kadar parasını bekledim. Anladığım kadar parasını hala alamamış. Emniyet takip ediyor Mahir seninle ilgili bütün iddiaları. Esra'cığım da öyle, o da öyle. Mahir'cim bütün aslında cevap hakkını buraya gelip kullanabilirdin. Gerisi artık hep söylüyorum. Biz gazeteciler olarak bir yere kadar yapabiliriz. Yargının, emniyetin işi. Top emniyete bakalım ne yapacaklar. Gelişmelerden haberdar edeceğim. Çok da merak ediyorum. Siz de merak ediyorsunuz biliyorum. Şimdi Seher'le devam edelim. Seher'i de çok merak ettiğinizi biliyorum. Çok az zaman ayırdığımızı düşünüyorsunuz. Haklı olabilirsiniz. Bazı bilgileri, bazı evrakları bekliyorduk. Onlar elimize ulaştı. Önemli iddialar elimize ulaştı. Hepsini Seher'e soracağım ama bugün değil. Önce onlarla ilgili çalışmamız var. Bugün başka bir şey soracağım Seher'e. Bir gelsin bakalım ne diyecek. Seher gel lütfen. Seher, beklediğimiz bazı belgeler vardı. Onlar elimize ulaştı. Şu kadar söyleyeyim lütfen. Yani gazetecilikte bir deyim vardır manşeti atarken böyle bomba dersiniz ya. Gerçekten öyle. Bomba. İnanamadık yani. Ama şimdi onu söylemeyeceğim. Onları şu an arkadaşlarım çalışıyor. Yani dinliyorlar. Neden dinliyorlar dediğimi de yarın öğreneceksiniz. Ama bugün sana soracaklarım başka şeyler var. Çünkü biz Seher'in onayıyla ve izniyle bir doğruluk testi yaptık Seher'e. Yani Seher bize doğruları mı söylüyor, yalan mı söylüyor? Gökhan getirir misin kıyafetleri? Gökhan kıyafetleri getirecek. Bize o testte doğruları söylediğin yerler de var. Ama gerçekleri söylemediğin yerler de var. Ben söyledim, söyleyeceğim abi. Tamam, ben sana soracağım onların hepsini. Seher, sen diyorsun ki... Şimdi amcası Arif Bey burada, Bediye Hanım burada. Gökhan'la kıyafetleri getirsin. Ben diyorsun o kadar çok kötü oldum ki, o kadar kötü oldum ki İsmail bana saldırdı, bana onu yaptı, bana bunu yaptı, yerde yuvarlandı, bunu yaptım. O kadar kötü oldum ki bir ay boyunca annem kollarımdan tuttu, tuvalete öyle gittim geldim dedin, öyle mi? O kadar mı kötüydü? Aynen. Psikolojik olarak kötüydü. Ya, psikolojik olarak, mental olarak da kötüydüm yani. Mental, fiziksel olarak? Ya, kötüydüm abla. Yani yürüyemeyecek kadar kötü müydün? Ya yürüyordum ama hani dediğim gibi yardım ediyorlardı annem, git kardeşlerim hem kolumu atıyordu. Ama fiziksel olarak Seher, olayın hemen ardından seni hastaneye götürüyorlar bir süre sonra daha doğrusu. Evet. Hastane raporunda seninle ilgili ifade, fiziki durumla ilgili, sağlık durumuna ilgili kullanılan ifade şu raporda. Basit tıbbi muayene ile giderilebilecek bir durum. Yani durumunu o kadar da çok ağır bir durum görmemişler. O kadar yürüyemeyecek durumda olsan seni hastaneye yatırırlar zaten. Basit tıbbi muayene ile giderilebilecek bir durum diyor senin için. Böyle ağır bir durumda değilmişsin ki. Niye tuvalete giderken annen, ablan... Ya abla şöyle bir şey. Olaysa hastane, olayın ilk günüydü zaten. Hani sonra zaten toparlanmak değil. Ama yani kötüydüm. Ama ne olur, bir ay boyunca öyle söylüyorsun. Yürüyemeyecek durumdaydım diyorsun. Evet. Psikolojik olarak mı öyle? Evet. Gördüğün şeylerden dolayı mı öyle? Gördüğüm şeylerden değil ama yaşadığım şeylerden dolayı. Gördüğün şeyler olabilir mi? Hayır. Çok net konuşma Seher. Net konuşuyorum artık. Net konuşma bence. Çünkü elimizde önemli bir belge var. Hatta bence net konuşma, çok önemli de ihbar var. Hatta net konuşma, çok önemli görüntüler var. Gelsin. O kişi bize görüntüleri gönderdi mi arkadaşlar, görüntüleri o kişi? Bana bilgi verir misiniz? Çok önemli biri Faruk'la ne yaptınız arkadaşlar? Tamam ama... Tamam. Neyse detay vermeyeyim o zaman. Teknik bazı sıkıntılar var, onları aşmaya çalışıyorlar. Ya, eğer o iddia ve görüntüler... Neyse ben çok konuşmayayım da...
Ya iş acayip başka bir yere gidiyor Seher. Dolayısıyla senin hala bize söylemediğin şeyler yok olduğunu abi düşünüyorum. Şimdi sen durumun kötü, üstün başın kan içinde. Seni normalde olay yerinden alıp hastaneye hemen götürmeleri lazım. Sen hastaneye ne zaman gittin? Ambulans geldi işte, sonra bilmem orada mı aynı oldu işte. Gece gittim ya. Nasıl akşam? Gece gittin? Niye gece gittin? Bilmiyorum. Sen eve mi gittin orada? Hayır hayır, eve gitmedim ben. Hı. Olay yerindeyim zaten. Ambulans falan geldi, jandarma falan geldi. Ambulans kaç gibi gelmişti saat? Daha hala oradaydım ben. Ondan sonra jandarma 17 geldi. 17.06 gibi. Kaç? 17.06 gibi geldi. 17'de geldi. Sen ne zaman gittin? Yani saatini hatırlamıyorum ama böyle yani gece sökmüş de karanlıktı yani. Karanlıkta gittim. Karanlıkta akşam gittim. Akşam oldu yani. 2 saat sonra gidiyorsun. Üstün başın kan içinde. Normalde hemen hastaneye gitmen lazım. Niye seni götürmüyorlar? Bilmiyorum, götürmediler. Seni götürmeyen kim peki? Ya bilemem Allah orasını. Hani kim götürmedi? Jandarmadaki kim? Şey çalışanlar mı yoksa hastane görevlileri mi? 112 mi? Üstün başın kan içinde ya, hemen gidip seni muayene etmeleri lazım. Hani götürmediler abla. Olay yerinde mi bekledin sen? Evet, hastaneye evet gidinceye kadar olay yerinde miydin? Olay yerine git, olay yerinde bekliyordum zaten ben. Jandarma zaten onun en son savcı geldi işte. Evet, savcımızı bekledi. Savcımızı bekledim işte. Ondan sonra konuştuk onunla. Ondan sonra ben dediğim gibi orada araba vardı işte. Faruk'un arabası vardı işte. Kıyafetlerim oradaydı zaten. Onun içindeymiş. Ay, savcı dedi ki bu kıyafetler sana ait mi dedi. Geldi bak dedi. Evet, bana ait dedim. Ondan sonra fotoğraf falan çektiler işte orada. Ondan sonra Faruk'un hani petrolünde dedim ben, ofisinde dedim ben. Hı hı. İşte o beraber gitti işte. Ben jandarmaya gittim, jandarma arabasına gittim işte. Ondan sonra bıçak aradılar orada, bulunmadı bıçak, çıkmadı. Ya seninle beraber o bıçağı aradılar. Evet. Sonrasında nereye gittin sen peki? Ondan sonra ben hastaneye gittim. Hastaneden sonra nereye gittin? Jandarmaya. Gece hastanede ne kadar kaldın? Ne kadar kaldım net olarak bilmiyorum abla. Bayağı hani kaldım herhalde. Ondan sonra jandarma gittim. Sabah karşı çıktım zaten jandarma. Sabah 3'te ifaden alınıyor çünkü. Sabah karşı doğru 3'te alınıyor senin ifaden. Olabilir abla. Hani hastaneden geç çıktım dedim. Ama kaçta çıktım bilmiyorum. Peki basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek bir durumun varsa hastanede seni niye o kadar beklettiler? Bilmiyorum abla. Da. Ya bilmiyorum, aranmış yani, bilmiyorum bıçak aranmış. Sen İsmail'i bıçakladığını söyledin mi? Evet evet, yani bıçak var dedim. O bıçağı aradılar işte, savcı falan, jandarma falan. Dediğim gibi Faruk'un her tarafına baktılar işte. Ofisin içine, dışına, çöp konteynerin içine, bulunmadı. Sonra şaşırmadın mı bıçak bulunmayınca? Ya bana sordu, hatta savcı çağırdı bana. Nerede çıkardın, üstünü nerede değiştirdin? Hı hı. Hani tam olarak nereye koydun? Hani ben anlattım böyle böyle dedim. Burada koydum hani, buradan çıkardım, poşetin içinde dedim. Ondan sonra tabii dışarı çıkardı beni. Gönderdiler beni hastaneye. Seher, yayından sonra biz seninle bir görüşme yaptık. Buna bir doğruluk testi diyoruz. Bir cihaza bağlandın. Evet. O cihazda doğruları mı söylüyorsun? Gerçekleri mi söylüyorsun? Yoksa yalan mı söylüyorsun? O test edildi. Doğru söylediğin yerler var. Ama ona gelmeden önce birazdan onu açıklayacağım. Şimdi sen yayında birçok gerçeği yayında açıkladın. Doğru mu? Evet. Telefonu Faruk'un aldığını burada açıkladın. Üstünün başının nasıl kan olduğu meselesi, ama hemen açıklamadın. Bir dakika, o kadar kolay olmadı. Üstünün başının nasıl kan olduğu meselesini vallahi yani inanılmaz zorladın bizi. Ama sonrasında başına taş vurduğun için çocukla orada sonrasında pres şey yaptığı, karı durdurmak için çaba gösterdiğin sırada üstünün başının kan olduğunu söyledi. Onu yalan, anne ona inanmıyor. Sevgili izleyiciler, siz inanıyor musunuz? İnanmıyor, asla inanmıyor. İnanmıyor annesi mesela, asla siz inanıyor musunuz merak ediyorum. Arkasından yani mesela öldüreceğim diye oradan gittiğini ifadende söylemiyorsun. Faruk normalde benzinlikten öldüreceğim diye gidiyor. İfadeleri söylemiyorsun, burada söylüyorsun. Birçok şeyi sen burada itiraf ettin aslında. Yalan ifade verdiğini burada söyledin. Faruk seni yönlendirdi, bunu söyledi. Ama buraya ilk geldiğinde demişsin ki bu doğruluk testinde. Ben son ana kadar Faruk'u savundum demişsin. Neden evet son ana kadar Faruk'u savundun? Abla şöyle, ben para meselesi... Dediğim gibi hani her şeyi burada yapıp beni üstüme atmasını bilmemiş olduğunu hepsini burada öğrendim. Aklı dengimin olmasını, bilmem şey dediklerini, orada burada konuştuklarını burada ya öğrendim. Ya ben anlamıyorum, bu adam seni tehdit ediyormuş. Evet. Sevgilim var ya sağda solda söylerim diye tehdit ediyormuş.
seni tehdit eden bir insanı, bir insan da ölmüş. Sonuna kadar neden hangi hakla savunursun yani? Seni tehdit ediyormuş ya. Biri toprağın altında, sen de yaşarken ölmüşsün yani. Seher, 21 yaşındasın. Seni tehdit eden bir adamı son ana kadar burada da son ana kadar Faruk, bak Faruk onu çıkartır mısınız yarın ayrıca yapmanızı istiyorum sizden arkadaşlar. Faruk bağlandığında sus pu, biz ilk baştan geldiği andan itibaren Faruk'un para aldığını söyledik. Herkes biliyor, görüntüler var, soruşturma var, bütün Selen de biliyor. Sen bilmiyor musun? Hadi canım. Ya ben de buna inanayım abla. Yani. Nasıl? Ya 120 bin lirayı buradan mı öğrendin? Evet abla, para meselesini burada bütün öğrendim ya ben. Çocuk öldükten sonra bütün Selen'de bu meseleyi konuşuyor. Herkes para 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 deyip duruyor. Görüntüler var, videolar var, o var, bu var. Tamam abla. Ne oldu da sen Faruk'u savunmaktan vazgeçtin? Abla dedim her şey çıktı zaten burada. Ne çıktı başka ya? Dediğim gibi yani. Her şey ortada zaten. Evet, her şey ortada. Seher, bir şey oldu. Bak Faruk burada iki kez bağlandı, sonra kaçtı. Resmen kaçıyorsun Faruk. Bir gazeteciden kaçıyorsun ve korkuyorsun. Soruları yanında yok beni konuş. Hayır canım öyle değil. Seni konuşturuyoruz. Sen sadece soru sor. Hatta bana şunu dedin. Bana hangi hakla soru sorabilirsin dedin. Bir gazetecinin soru sormaması gerektiğini düşünecek kadar öyle bir kafam var yani. Kimse sana soru sormadığı için. Soru soruyoruz. İki kez bağlandı sen sus pusun. O görüntüleri yarın yayınlayacağız. Ben öyle hatırlıyorum. Yanlış mı hatırlıyorum? Kesinlikle. Siz nasıl hatırlıyorsunuz sevgili izleyiciler yani? Vallahi ben öyle hatırlıyorum artık. O kadar çok yayın yaptım ki. Evet Faruk gördü mesela. Para meselesini önceden konuştuk. Ben her yayını öyle açıyorum zaten. Çocuğun 100 bin lira. En son tanığa göre 120 bin lira parasını almış. Ben bunu yayının başından beri söylemiş olmama rağmen. Faruk'u yayına bağlamış olmamıza rağmen. Sen sessizliğini korudun ve savundum diyorsun. Seni tehdit eden bir adamı niye savundun? Bunun cevabını vermek zorundasın Seher. Abla dediğim zaten cevabını da verdim zaten. Daha da bir şey cevap vermek yayına şimdi. Bağlandığında para aldığı abla, belli. Abla biliyordum ben seni ya. Seni tehdit tamam, ettiği de belli. Söylüyordun. Bak seni abla, tehdit etti. Evet oldu burada. Deseydin adam yayına bağlandığında beni tehdit ediyorsun diyor. Kim ki sen ondan korkuyorsun? Ne var onun elindeki seninle bu kadar korkuyorsun? Abi ne olup ne olmadı ben bilemem. Abla hani dediğim gibi tehdit etti onun su tamam dedim geçtim ben gene. Seher ifadenin her bir satırını bile neredeyse o yazdırmış sana. Benim için kritik olan şey şu. O doğruluk testinde ilk geldiğimde ve sonrasında hala Faruk'u savundum demişsin. Ya dediğim gibi abla orada Aysel'in dediğim gibi onun da açıklamasını yaptım orada. Ne açıklaması ne Allah'ını seversen? Ya ben sana söyleyeceğim işte. Anladın. Çok özür dilerim Seher. Sen akıllı bir kızsın. Bak çok akıllı bir kızsın ne sen. Ya. Çok akıllısın. 21 yaşındasın ama çok akıllısın. Hele şu anki gençler var ya bu kuşak inanılmaz akıllı. Ben yayını zaten böyle açtım. Faruk dedim başladığım andan itibaren çocuğun parasını almış dedim. Ben sana görüntüleri gösterdiğimde bile sadece baktın. Tepki göstermedin. Allah. Ne yapayım? Ne yapmamı bekliyorsun? Hayır ama Faruk'u savunmaya devam ettin ne, kelimesi. Ne savunayım ben şu anda da. Şimdi değil. Ben ne oldu da? Emin olun şurada durmam ben ya. Niye bak, durayım ne ya? Ne oldu da vazgeçtin? Telefonu niye açıklayın? Bilmem beni ifade edin. Ne oldu da vazgeçtin? Ne oldu da vazgeçtin? Ne vazgeçtin? Geldi onu açıkladım ya. Daha ne diyeyim ben ya? Ya kırılma noktan ne oldu? Ya kırılma noktan ne oldu ben de bilemem. O anda her şey sadece üstümde ya. Artık yoruldum valla ya. Yorul bir zahmet Seher. Ortada bir cenaze var. Vallahi ben de çok yoruldum valla. Ben öldürmedim. Ben katil falan ben değilim. Ben senin öldürdüğünü söylemiyorum zaten. Oğlum katilleri çıkan olsun. Ben bir şey yapamam artık ya. Ben yoruldum. Şimdi nasıl? Hani çok hastayım diyor. Nasıl geliyor adamın oradan taksiyle onun şeyine? Ya benzinliğe diyor. Babası benzinliğe, amca da orada tabii, kalmış. Arif Bey'de. 30 Nisan'da nasıl geliyor? Ben oğlanın da şaşıyorum. Yalan söylüyorsunuz, doğru söyleyin. Yürüyemeyecek durumdaysan. Evet, 30 Nisan'da geldin oraya petrola. Bu işler nasıl bir şey böyle ya? Nasıl seni ögettiler ya? Koskoca uçaktan geliyorsun, her şeyi ögediyorlar. Oraya geliyorsun, yalan. Millet bir şey diyor, yalan. 30 Nisan'da nasıl geldin? O da yalan. Mecbur mu kaldın gelmeye Seher? Evet. Hiçbir şey söylemek zorunda değilim. Beni ona diye benim sorularıma yanıt verir misin lütfen? Bana yanıt ver. Mecbur mu kaldın benzinliğe gelmeye?
Seher. Yani anladığım kadarıyla olaydan sonra da Faruk seni tehdit etmeye devam etmiş. O yüzden bence öyle. Doğru mu? Ben çok önemli bir şey öğrendim Seher. Bunun ses kayıtları da var. Kafa sıra taş attığını doğru söylüyorsun doğruluk testinde. Orada bir normal ifade şey yapıyorsun, tepki gösteriyorsun. Taş attığını kabul ediyorsun. Teste göre bu doğru. Taş atmış. Ama hala sakladığın bir şey var orada. Tepki vermediğin bir şey var. Ne olduğunu hatırlıyor musun? Sen bilmiyorsun zaten de. Vücudun belli yerlerini zaten. Elektrotlar bağlanıyor, şeyler böyle. Arkasından da senin tepkilerine göre, vücut ısına göre yalan verip söylemediğin, doğru söyleyip söylemediğin ölçülüyor. Örneğin Seher, arabada yaşananlarla ilgili çok büyük soru işaretleri var. Ben anlattım, daha fazla bir şey anlatmak zorunda değilim. Ben biliyorum ne olduğunu. Ya, biliyorsun, saygı duyuyorum ama ben de zaten teste de girdim zaten. Arabada. Tesis başta girmemem neden şurada. Ben 6-7 kişi var sanıyorum. Bir an ister istemez sen korkar açıklamasını anlatıyorsun. Tamam dedim, kabul aşk ettim. Aşk olsun ya, 6-7 kişi olsun. Ya öyle düşünüyordum ben. Ne bileyim ben doğru teste mi girin Allah her gün ya. Peki Seher, arabada yaşananlarla ilgili doğruyu daha söylemediğin ne olabilir? Arabada ne yaşandı Seher? Hiçbir şey anlatmak zorunda değilim saatte olsun. Arabada ne yaşandı? Anlattım, ben anlatacağım. Teste de girdim, tamam yeter benden bu kadar. Sen bize bazı şeyleri söyleyeceğim ama lütfen butona basın arkadaşlar. Arabada ne yaşandı Seher? Konuşmayacak mısın? Bugün 10 günümüz mü? Abla anlattım, ben daha ne anlatayım ya? Arabada ya bazı şeyler ya. Eksik kalmış doğruluk testine göre. Ne yapayım, eksik kaldı. Girdi mi girdim. Girdin de arabada bir şeyler olmuş. Sen bize onu tam olarak anlatmıyorsun. Faruk mu aradı? Bir şey mi oldu? Ya, ne oldu? Faruk mu? Ben konuşmadım o gün ben. Konuşsam etkisi kayıtlarında çıkar ya. Ben konuştum, ne zaman konuştum İsmail'i belli zaten ya. İsmail'i aramış olabilir WhatsApp'tan. İsmail'i arabanı konuştuysa ben bilmem etmem, ne bileyim ben ya. Bilmiyorum. İsmail'le konuştum konuştum, haberim yok o gün ya. O zaman arabanın içinde ne oldu? Ne olduğunu anlattım abla zaten. Boş yere kavga edip bilmem şey oldu. Tamam. Bak boğuştuk. Üç kelime söylüyorsun bize. Boğuştuk. Kavga ettik. Hatta dört kelime. Taş attım dört cümle. Bıçak çektim. Kaçtım. Dört cümleli olayı anlatıyorsun. Kavga ettik arabanın içinde. Arabadan indim. Boğuşmaya başladık. Bıçak çektim. Bak cümle. Kafasına taş attım kaçtım. Bu mu? Evet. Bu beş cümle mi? Bütün olayı bu beş cümle mi açıklıyor? Ben açıklayacağım.